Lan ne yapıyorsun sen lan burada? Kahvaltı mı yapıyorsun? Şşt. İkram etme yok mu? Şşt. Bak 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 bak. O ne lan? O kafa sallama ne yok? Ne yersen ye demek mi? Yazıklar olsun be. Ben seni severim de ötekiler biner kardeş. Sonradan anlarsın derim ha. Uy şu tantlılığa bak uy. Görüşürüz hadi gidiyorum ben. Yol uzun kardeş. İnsan olaydın derdin ki abi yürüme. Gel seni bırakayım yola kadar. Nerede insanlık be? İnsanlığın kelime anlamını biliyor musun lan? Şaka lan şaka şaka. Şaka baba görüşürüz ha görüşürüz görüşürüz. Oğlum tutuzu dur dedim yılan mı? Ne alakaysa. Gariban yürümeye başladı baba. Şöyle bir yoldayım. Şimdi otostop çekeyim size bir şey daha anlatacağım. Bitmedi bugün, bitmedi. Şuraya geçeyim de. Şöyle. Şimdi arkadaşlar size bir iyi bir kötü haberim daha var. Bu nasıl bir gün ya Rabbi? Böyle artık şehir bitti. Ben de otostop çekmek için yürümeye başladım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Artık gün içine belli olacak. Şimdi iyi habere gelince sağ olsun sizlerin desteğiyle YouTube bugün bana sonunda aylık kazancımı yatırdı. Sizler eksik olmayın. Sizler izliyorsunuz ve ben de YouTube'dan bu sayede para kazanıyorum. Allah razı olsun. Yine sizlerden iyi olmasın. Şengül Sürmen, Dastini Bebe'nin sahibi Tülay Baransel, Taner Uzundurmuş, Kubilay Şahin ve Harun Toraman sağ olsunlar bana destek olmuşlar. Banka hesabıma sağ olsunlar para yollamışlar. Hostelle kalmam, otobüse binmem için. Ama kötü olaya gelirsek şimdi. Biliyorsunuz benim 2 ay önce banka kartım kırıldı. O yüzden Türk banka hesabımı kullanamıyorum. Ve Google'ı artık Türk Essence'ıma bağladığım için oraya geliyor para. Ve insanlar da destekleri, donate'leri buraya atıyorlar. Ama ben çok uzun süredir Brezilya'da sim kart kullandığım için kendi sim kartımı taktığımda şebeke alamıyorum. SMS gelmiyor. SMS gelemediği için de ben mobil bankacığıma erişemiyorum. Bunun için Türkcell'i aramam gerekti ama buradan arayamıyorum Türkcell'i. Bir tane Claro bulmam lazım. Sanırım operatör ayarları falan değişmesi lazım bu şebekelerle falan. Çünkü bayağıdır kendi hattımı takmıyorum. O yüzden şu an param var çok şükür. Allah'ım şükürler olsun. Allah sizden de razı olsun. Ama bu sefer de varlık içinde yokluk çekiyorum. Param duruyor orada. Hesaba giremiyorum. Transfer edemiyorum. Çekemiyorum. O yüzden bunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Ya bir Claro bulacağım ya da ablama söyleyeceğim. Arasın. Türkcell'e benim yerime konuşsun. Ama onun öncesinde buradan kurtulmam lazım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Gün içinde belli olacak bakalım. Belki bindiğim arabaya göre hareket edebilirim. Şu anlık bana en mantıklı gelen São Paulo. Bakalım São Paulo uzak bana bir 700 km falan. Ne olacak bilmiyorum. Gün içinde belli eder kendini ya. Hiçbir acelemiz yok baba. Bekleyenimiz yok. Gitmek istediğimiz bir planımız yok. Patronumuz yok. Aa, baba hayat bize güzel ya. Kalk diyen yok. Yat diyen yok. Kay diyen yok. Ama keşke kay diyen olsa. Şimdi bakalım böyle. Çevrem şu şekil. Çok sıcak hava. Hava 33 derece ve 12'yi de geçti. O yüzden tam sıcaklığı içimde hissediyorum yani. İçime sanki güneş içime doğdu birader. Bakalım baba devam ediyorum böyle size gün içinde haberdar ederim. Hepsini çözeceğiz inşallah hiç sıkıntı yok. Hepsini çözeceğiz. Hadi baba devam kebira bismillah. Ben şimdi bayağı yürüdüm. Çantamı bıraktım. Şöyle bir çevrem var. Şurada inekler falan otluyor. Oy kurban onlara. Şöyle gölge olmayan kocaman yeşil kenarına bir yoldayım. Gerçekten hiç gölge yok. Tek gölge şurası ya. Ben yürümeye başladım. Gariban ne yapsın? Saat 2'yi geçti. Kimse almadı. Sen o nasıl korna lan? O nasıl kornaymış? Böyle çevrem. Devam ki inişli çıkışlı yokuşlu. Haydi be. Vallahi yürüdüm bayağı. Sonra şöyle bir gölge buldum. Köprü altı. Biraz dinleniyorum. Yoksa var ya. Hararet yapıyorum. Kaynıyor. Vücut kaynıyor. Yapacak halim yok. Allah Allah. Alma Allah bu köprü altında orospu olurum vallahi. Hiç yapacak hiçbir şey yok. Almıyorlar vallahi. Bu gidişle ben bu köprü altında çalışacağım herhalde.
bittik ya. Bu ne sıcak kardeşim ya, of. Almıyorlar, kimse bakmıyor. Ben yok muyum acaba ya? O nasıl bir araba lan? Şuna, bu nasıl bir burun lan arabanın burnu? Dayı. Arabanın burnunu gördünüz değil mi? Şöyle dur adam. Nasıl bir değişik, hangi model? Hayatımda hiç öyle görmedim lan. Öyle bir arabanın burnu mu hocam? Ay bak ayağa kalktım, başım dönüverdi hemen, biraz daha bulamıyorum. Konusu olmaz lazım öyle şimdi. Böyle şöyle motoru kapatayım, biraz uzanayım bak. O gün yürürken dedim, anne herkesin evi var, herkesin hosteli var. Benim neden bir püskevitim bile yok anne? Dedim ve bugün yanıma püskevit aldım baba. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle. Ben biliyorum baba, çünkü kimsenin almayacağı ortada yani. Böyle tuks tuks diye bir püsküvi. Dayı püsküvi. Şimdi biraz kemireyim. Bir buçuk litre de suyum var. Hem bu suyum soğumasın diye de. Aleyküm selam. Bu sefer böyle şeye sardım. Ceketim içine sardım. Kafa çalışıyor ya bende. Ara ara. Böyle senede bir iki falan. Ha böyle bisküvi yiyeyim beraber. Hoppa. Bunu kemireyim. Tamam gel. Oğlum bu durdu da bana mı durdu bilmiyorum ama. Denemekten başka çarem yok, bakalım. Gidelim. Oi, batarji. Você vai onde está? Tá. Muito obrigado. Eu sou turco, meu português pouco, mas eu quero aprender. Meu nome é Furkan. Kimse konuşmuyor. 75 yaşlar falan böyle. Kimse konuşmuyor. Hakikaten hiç konuşmuyor. Sürümlerine gidiyorlar herhalde. Serbest tanımlar olsun. Ne daha araba devam ki. Şimdi indim arabadan. Biz yaklaşık bir 10 kilometre falan geldik. Gelmedik belki de yani. Şimdi bindim, biliyorsunuz kimse konuşmuyor. Birkaç dakika geçti, hala kimse konuşuyor. En son dedim ki, ya dedim niye kimse konuşmuyor ya? Adam ne dedi biliyor musun? Dişlerimi evde unutmuşum dedi. Adam takma dişlerini unuttuğu için konuşmaktan zorlanıyormuş. Dedi ben dedi 81 yaşındayım dedim. Oha aman abi 81. Oğlum Azrail adamı unutmuş lan Rabbim. Bak adresi veriyorum ha, Prezince şehrinde. Unutmuş bizim çocuklar. Manyak ya. Adam bana inerken dedi ki, dedi para vereyim sana dedi, para ihtiyacım var mı dedi. Dedim yok abi vallahi dedim. Belki dedim ilk defa hayatımda parayı reddedeceğim ama dedim. Dedim YouTube param yattı dedim, çok şükür. Ulan var hayatımda hakikaten ilk defa bir parayı reddettim ya, 20 yıl uzattıydı. Böyle 50-100 olsaydı falan alırdım da. 20 el için çok şükür ihtiyacım yok dedim abi, vallahi başkasını ver dedim. Benim hakikaten param var yani dedim, sağ olsun. Paramı çekemesem de en azından yani üstünde 50-60 el var beni öldürmeyecek kadar. O yüzden başkasına nasip olsun yani. Şöyle bir çevre. İlerim Fatek! Fatek Fatek! Şimdi şöyle bir yerdeyim. Bana sordu dedi, seni otogardan bırakayım otostopta mı? Ben dedim otostopta bırak. Şimdi haritadan bakacağım. Burası herhalde ama yani nere burası peki, şey yani demek istedim. Benim gideceğim bir yer yok ki. Nereye gideceğimi bilmiyorum ki ben. Bir planım yok. Benim bir oturup bir plan yapmam, bir dinlenmem lazım. Çünkü savrulacağım yani. Önceden de bir plan vardı ama artık danayla falan buluşmayacağım için bir plan yapmam lazım. O yüzden nereye gideceğimi kestiremiyorum yani. Ama onun öncesinde bir karnımı doyursam, şimdi karnımı doyursam bisküviyle idare ettim ama bu sefer de gün kaçar mı? Sanki kaçsa ne olacak ya, gelemez daha sanki. Lan bir yere gidemiyoruz ya, nereye gideyim ben acaba ya? Söyleyeceğim bunu. Ben bir şimdi haritadan bakayım nerede olma falan. Yemek memek falan halledeceğim. Valiyo. Vallahi açıkçası nereye gideceğimi bilemedim. Yemek yiyecek bir şey de bulamadım böyle. Şuradan lastik mi kemerin? Ne yapayım burada? Hiç çevremde hiçbir şey yok. Ne ileride ne şeyde filan.
Ben de beni şurada indir dedi zaten. Böyle sağdan devam ki baba. Gelsin kısmetimiz. Kafamıza göre takılalım. Kafamıza göre. Araba nereye biz oraya baba. Ben şimdi otostop çekmekten vazgeçtim. Çünkü saat 5 oldu ve ben gerçekten çok acıktım. Açlıktan başıma fenari girdi. Sonra nereye gideceğim zaten? Nereye gideceğimi bilmediğim için o yüzden dedim ki bugün dinlenim. Tatile ihtiyacım var biliyorsunuz. Şöyle bir çevre var. Bakalım böyle ilerleyeceğim. Şu taraf şehir işte bu Presidente Presunto şehri bu taraf. Oraya doğru ilerleyeceğim. Artık böyle bir restoran mı bulurum, market mi bulurum ona göre ya yaparım ya yerim işte. Bakalım. Ondan sonrasında da gün nasıl biter filan bilmiyorum yani bu. Ay. Ya bir insan şuraya çıkmaya canı olmaz mı ya? Gene köprü altındayım. Bugün ikidir köprü altı. Orospu olacağım herhalde ben bu işte. Vallahi bilmezsin. Baksana şişeler mişeler. Yakmışlar burada. Birileri yatmış. Yatılır da püfü püfresiyor. Şuradan bakalım. Çıkalım. Ay tombala Furkan ha. Haydi. O değildi arkadaşlar ben. Zayıfladım ama fark ediyorum bilmiyorum ama. Gerçekten zayıfladım yani. Birkaç kilo gitti. 2-3 kilo da karakterden verdim. Tahmin ediyorum bir 5 kilo falan kaybım var yani. Devam ki. Bir anda başım döndü ya. Baktım baylazlığım dedim bir oturum diye. Şöyle parka oturdum. Yanıma şöyle bir şey yapmışlar. Bak böyle bir çatı vari gibi bir şey. Tahtalar koymuşlar. Buradan da böyle kapı yapmış. Çok ilginç bir şey. Neye amaçlamış bilmiyorum ama Türkiye sınır kapısı gibi duruyor ya gerçekten. Tamamıyla bu neye amaçlamış bilmiyorum ya. Çok çılgın. Aa. Bu ne lan? Aa. Sanki böyle limon gibi duruyor uzaktan. Ceviz gibi de duruyordu. Ama bu limon yaprağı değil yaprağından. Ceviz yaprağı hiç değil. Aa bu ne? Aa süt var böyle var. Ay çok kötü. Ama kokusu çok güzel ama acılı. Allah Allah bu neymiş ya? Aha kahve. İçten böyle bir şey çıktı. Kokusu inanılmaz güzel. Ay. Ya. Bu ne? Daha olmamış gibi ama olunca çok güzel olacak gibi bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Çok acıktım ya ben. Yani tahmin edersiniz ki market bulmak için böyle haritaya süpermarkete falan yazıyorum. Çevremdeki. Bak buna inanmazsınız bak şimdi. Böyle marketler çıkıyor. Bir sürü market var. Burada Mercado Leonardo diye bir şey var. Şurada. Bak. Görünüyor mu şuradan bakayım? Aynen. Mercado Leonardo'da sadece Leonardo'nun fotoğrafları var. Ya inanılmaz ya. Şimdi bir tane burayı koymuş. Ya bu baba bu böyle bir şey değil ya. Mercado Leonardo yaptın diye kendi fotoğraflarını koymana gerek yoktu ya. İnsan keşke marketin fotoğrafını koy. Ben nasıl bir narsistim lan? Keşke yakın olsa da buna gitsem var. Çok güldüm. Ben şimdi bir tane market seçeceğim. Ona gideceğim bir şeyler aldım ya vallahi öldüm ya. Şu adam ne satıyor lan bir şey mi satıyor? Tüh. Bir şey satsaydı alırdım ya. Üf. Canım var ya benim ne kadar kızarmıştı bu şekilde ya. Tüh. Hatırlayacağım bir ara. Allah'ım karşımıza böyle bir avrat çıkarsan da kucağında bir kızarmış tavuk olsa dese ki Furkan senin için geldim sana getirdim diye. Avrattan da olduk zaten Allah'ım ama gördün Allah'ım ben haklıyım ya. Hayırdır ya Furkan Ağzı küçük görmek. Haksızsam haksızsın ne Rabbim. O yüzden benim haklı mı haksız olduğumu senin cevabını öğrenmem için eğer ki ben haklıysam bana bir tane avrat yola birkaç gün şimdi. Eğer ben haksızsam Allah'ım ne olur ben haksız çıkmayayım. Birkaç gün daha sevişmezsem öleceğim Allah'ım. Sevişmemezlikten ölen var mı bu dünyada? Yoksa ben ilk olacağım. Böyle bir hastalık var mı bilmiyorum ama olmalı yani. Yoksa da bu hastalık bana olacak Allah'ım. Kuruduk Rabbim. Ben aklımda mandan yok yine. Zamanında koç yolladın.
Şimdi niye bir avrat yollamıyorsun Allah'ım? Artık düzen değişsin ya. Koçu yollayalı belki 2000 sene oldu. Artık yeni bir güncelleme gelmesin mi ya? Yap bu konuda bir şey Allah'ım. Koçun denen avrat da indir Allah'ım. Seni seviyorum, bekliyorum. Konumu biliyorsun sen. Sen her şeyi biliyorsun. Öptüm seni, bekliyorum ha. Bu canına da kızarmış tavuk olsun. Tamam. Görüşürüz. Seni seviyorum. Şimdi ben markete gidiyorum. Görüşürüz. Şuradaki motorlara bakar mısınız ya? Resmen bir motor cenneti. Ben diyeyim 500, siz diyeyim belki 700 tane böyle motor. Motordan pek anlamam ama çok değişik motorlar var ya. Böyle net gösterim. Baksana hepsi motor. Çevremde kaydeder bir şey yok. Ama yine de keyifli baba. Güzel. Ben böyle devam ki sağım solum çöplük birader. Çok büyük çöplükler var yani sağ tarafta. Sol tarafına da bu tren yolu devam ki. Market konum buraya gösteriyor ama. O ne la davuk? Ne yapıyorsun la? Git gel lan seni keseyim. Buradan bakalım baba. Marketi bulacağız inşallah. Ama bu nasıl bir market artık konumda da. Göreceğiz. Tam bir saattir markette ne alacağımı düşünüyorum ya. Ya bir insan canı hiçbir şey çekmez ya. Ve üşendim de yani ama alacağımı aldım. Şöyle bir çevrem var. Şurada dayılar mangal falan yapıyor böyle. Güzel. Keyifli bir yer. Baba şöyle tren raylarının yanında yeşille oturmuşum. Şehri hafif yüksekten görmeye çalışıyorum ama göremiyorum. Böyle bir çevre. Kesme tahtan falan çıkarttım çünkü niye? Ananas aldım baba. Yemeden uyuyamam. Bizim Adana'nın en ünlü meyvesi ananastan. Aslında yemek falan aldım da böyle dedim ki ben ne zamandır meyve yemiyorum. Hem de dedim böyle hafif olsun. Çünkü zaten çok uykusuzum, yorgunum. Yemeği falan yiyince ağır olunca uykum geliyor. O yüzden dedim meyveyle geçiştireyim. Şimdi baba ananası keseceğim de. Bakalım inşallah çok zorlamaz bu bıçakla beni ama hallederiz baba. Ananası seviyorum ya. Mis gibi kokuyor birader. Mükemmel. Şimdi şunu. Oh! Gücüm yok gücüm. Vallahi yorulmuş ki. Hala güzel bir meyve ya. Böyle de kabuğunu kesemedim. Uğraştıracak beni. Ben de o yüzden böyle dilim dilim kesiyorum. Selamlar. Şimdi ananasımı bitirdim. Oh, şapur şükür yedim. Çok keyifli. Şimdi ise kalacak yer bulmam lazım. O yüzden biraz şehri keşfedelim bakalım. Böyle yürüyeceğim. Hava iyice karardı. O ne lan? Ana. Burayı yakıyorlar lan. İyi de kim yakıyor ki? Kimse yok. Oha, bayağı da yakmışlar sol tarafta. Görünmüyor olabilir de. Şöyle ileride böyle kağıtçılar falan var baba. Hiç kaçalım. Yansın, yapacak bir şey yok. Ağaç maç değil zaten böyle. Çöp yakıyorlar büyük ihtimal. Böyle bulunduğum şehir biliyorsunuz. Prezenci Predunte isminde bir şehir. Ve şu an hava karardı. Artık böyle son bir sarılığı kaldı gökyüzünün yani. Çok hafif. 3-5 dakikaya bir şey kalmaz. Ve şehirde de açıkçası ya hayat bitti ya da bitecek. Çok şükür ki param var gerçekten ama bu sefer de dediğim gibi paramı kullanamıyorum. O işi hala çözemedim yani. Herhangi bir gün işine klaryo falan denk gelmedim bir operatör şeyine. Allah Allah. Allah Allah. Böyle bir petrol bulalım. Ya da önümüze ne denk gelirse. Ondan sonrasında da artık bakarız inşallah bulabiliriz bir şeyler. Böyle şehir genel olarak karanlık maalesef ki. Pek de size bir şey gösteremiyorum. Dayılarım burada mangal yapmış böyle herhalde. Buanoçi. Baksana dayım burada yerliyor ya. Oh. Buanoçi. Böyle genel olarak bahçeli evler. Herhangi değişik bir şey yok. Ben böyle petrole falan vardığımda gösteririm size artık. İlk önümüze çıkan petrolü yavaşça dürtmeye başlayalım artık. Böyle aşağı doğru şehrin içine doğru yürüyorum bakalım. Şimdi böyle yürürken şöyle bir karate salonu gördüm. Şurada 20-30 tane çocuk görebiliyor musunuz? Şurada falan bak mesela böyle hepsi böyle beyaz şey. Neydi ya o kefen diyeceğim tövbe estağfurullah. Ne alaka yani? Aa çocuklar çıktı bak sokak aşağıda. Bu lan ne deniyordu? Pijama mı ya? Ooo ay ne kadar salağım ben ya. Bilmiyorum çocuklar ne kadar tatlı. Sabahtan dur dövüşüyorlar falan böyle.
Çevrem böyle ama size asıl göstermek istediğim şey şu. Bakın böyle tam şehrin ortasına hayrat yaptırmışlar. Ama kimin hayratı olduğu belli değil yani. O yüzden ben de dedim ki tabii ki de eğer ortada bedava bir sevap varsa tabii ki de buna hemen ortak olur birader. Hemen hemen üstümüze düşeni yapalım baba. Furkan baba. Hayratı. He baba. Şimdi şöyle bir çevrem var baba. Hayratımızda diktik. Allah hayrımızı kabul etsin. Öyle de hayırsever çocuktur var ya. Şimdi çantamı alacağım baba. Devam ki. Hayret yapmışlar, bir tane petrol yapmamışlar ya. Canım azot çekenler ne yapacak kardeşim? Su nereye kadar yani? Şimdi suyumu doldurayım. Kendi hayratımdan dız. Bu parkın adı da Furkan Baba Park. Ama çok yorgunum. Buraya bir tabela yapmakla uğraşmayacağım. Dönüşte. Sonra. Hayret eder. Vallahi insan böyle şeyleri görünce hayret ediyor ya. Şimdi ben yürüyorum da bakın burada yazıyor Üniversitesi do este palusta diye. Burası bir üniversiteymiş arkadaşlar. Gerçekten kapısı şöyle bir hastane kapısı gibi kapısı var. Ne bileyim büyük fakültesi falan hiç görünen bir şey yok. Bak şu görünenin arkasında bir kat daha var. Hiç böyle büyük bir şey yok. Bizde olsa biliyorsunuz bizde ne kadar güzel üniversiteler falan var. Bu bir fakülte mi bir şey mi? Blok A bloğu diyor bakın şurada mesela blok A diye. İlginç. Allah Allah bilmiyorum. Şurada da böyle bir I cut you var. Aynen kardeşim aynen. Burası da böyle trafiğe kapalı alan herhalde ki. Böyle küçük masalar falan var taştan. Böyle insanlar oturuyor. Bu kadın ne kadar üzgün ya, kıyamam ya. Ben de çok üzgünüm. Şöyle baba devam ki. Tam bir üniversite şeyim. Aa bak blok G yazıyor. Aa şu aa, böyle demek burası böyle tam üniversite şey herhalde ki. Aynen. Burası yani üniversitenin bloğu değil de sanki bir yurt şey gibi duruyor ya. Hatunlar burada oturmuş. Ben de sırt çantam. 3 gündür uyumuyorum. 4 gündür duş almıyorum. Böyle geziyorum baksana bu hatundan tatlına ya. Maşallah ya. Allah sahibin canını alsın bize bağışlasın ya. Şimdi al gel de hadi petrolde uyu. Bir de bulabilirsek. Petrol arıyorum yani ha. İnanılmaz ya. Vallahi arıyoruz ya. Bulamıyoruz da. Bakalım devam ki. Sıkıntı yok ya. Buna da şükür. Aklında değil mi? Benim aklımda çünkü hiç aklımdan çıkmıyor. Benim hiç aklımdan çıkmıyor Allah'ım. Tamam. Baba inanılmaz ya. Petrolü buldum. Petrolde canlı müzik var. Ah diskupa. Baksana. İnsanlar da oturmuş ya böyle. Oy. Çok keyif lan. Çok mükemmel olay. Şimdi biliyorsunuz geldik eve baktık evde parti var. Dedik severiz. Şöyle tam en ön masaya oturdum. Kendime de böyle biraz söyledim. Yemek almama rağmen bir de kendime böyle tavuk söyledim. Mandiyoka söyledim böyle. Sesim çok gelmeyebilir, çok ses var. O yüzden ben bunu kemiriyorum. Sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Seviyorum ya bu Brezilya'yı. Baksana abi petrol lan bura. Olmak bura petrol. Bura bir arazi değil, bir mekan değil, bir kafe değil. Ya petrol kardeşim ya bu nasıl bir eğlence anlayışı ya? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben bakın bir tane ülkede bulundum. Hiç böyle bir eğlence anlayışı görmedim ya. Ya bu yüzden neden petrolde böyle bir eğlence yapar yani? Olay petrol yapması değil, her yerde yapıyorlar yani. Her yerde abi. Oğlum muhabbet. Ne haber? Kim orası ama? Adelino. Adelino. İnanmıyor Furkan. Furkan? Furkan? Furkan. Si. Muy obrigado para music. Furkan? Tamam. Baba, insanlar saatlerdir kebaplarını yiyip biralarını içiyorlar. Ben ne yapıyorum biliyor musun bak? Petrolün bir köşesinde muhabbet gibi kuşu gibi konmuşum buraya baba prizin kenarına.
Bir yandan powerbank, kamera, telefon şarj edip edit yapıyorum. Gördün değil mi mantılar baba? Ne güzel şarkı söylüyorlar. Burada da bir rami içiyorum ben de. Allah'ım. Tamam hatunlar yolladın da işimi yapacak bilmiyorlar. Edit bilen iki tane hatun yolla. Allah'ım bir tane esit yaptın, bir tanesi benimle ilgilensin o. Gitmiyor Allah'ım bari, tamam hatun yollamıyor. Bari gün 24 saatten uzun olsun. Allah'ım yetmiyor ki bana gün. Vallahi yetmiyor bana ya. Ben ne ara otosum çekeyim, ne ara kurtulacağım buradan. Ne ara edit yapayım, ne ara yükleyeyim, ne ara sevişeyim, ne ara insanlarla iletişim kurayım. Vallahi yetmiyor ya. Gel abi ha. Al halime bak ya. Aha. Budur yani ha. Elimde de şarapçı gibi biram. Baksana kakara kikiri gidiyor kahveler. Ben ne yapayım? Sıkıntı yok. Buna da şükür. Şaka şaka şaka. Devam ki. Elinde de devam. Şarda da devam. Ne yapayım? Kendi dilimi sokayım mı lan prize? Yeter ha. Neden? Öldük ya. Bittik ya. Devam ki baba. Devam, sıkıntı yok. Nerede geçecek? Geçecek baba. Sonunda be. Oh be, sonunda kaşmerlerin eğlencesi bitti. Ne içip eğlenler ya. Ben de yanına garibim. Muhabbet kuşu gibi sandalyenin üstünde edit yapmaktan öldüm ki hala yapıyorum. Saat 12-10 falan geçiyor. Petrol kapandı. Şöyle de zincir çektiler. Ne kadar da güvenli, çok mantıksız yani şu zincir çekmek de. Allah'tan ben de internet şifresini aldım. Ette hala devam ediyorum. Taşta da oturamıyorum. Şurası götüm buraya büyük geliyor. Şuraya oturunca birader bunlar da oturur mu ya? İnsan oturamıyor bile yani. Baksana bir değil beş tane ya. Bir oturmayı denedim de. Yok birader. İnsanın tercihi değişiyor yani. Öyle bir şey onlarda. Sokakta iyice hayat bitti. Bugün var ya kendime böyle hevesimden marketten böyle kaşar aldım. Çok da güzel bir kaşar aldıydım. Ne zamandır peynir yemiyorum diye. Şöyle hamburger eti falan aldıydım. Tabii şokluydu bu. Donmuştu. Ama artık erimiş yani. Bir yandan da etle devam ediyorum. Böyle baba petrol oturmaya devam ki. Buranın güvenliği benim. O kadar güvenli önem veriyorum ki ben bile içeriye girmiyorum yani. O derece güvenli önem veriyorum baba. Şimdi yapacak bir şey yok. Acıktım da. Kaşar peynir yiyeceğim ya. Mecbur baba. Devam ki. Editemedim de her şeye. Bittik ya. Bittik. Baksana sokakta insan kalmadı. Ambulans nereye gidiyor? Gel beni al. Gel beni al. Daha hasta bir insan bulabilir misin? Bu şehirde bu tipten daha hasta bir tip var mı acaba? Devam devam. Sıkıntı yok. Ya çok büyük bir problemimiz var ya. Ne oldu biliyor musun? Az önce bir üşüdüm. Dedim ki ceketimi giyeyim. Birader ceketimi bulamıyorum ya. Buraya koyduydum ama ceketim yok abi. Düşmüş ceketim ya. Ya North Face ceketimdi ya benim. Ve Allah ben ne yaptım da bu benden çıktı ya. Bu neyin karması ya? Durduk yere ceketim. Allah Allah, yıllardır kaybolmayan ceketim. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aklımız gidiverdi bir anda. Yine ne kötülük yaptım ben acaba, bu ceket gitti benden ki yani, bu çok ciddi bir olay yani. Allah'tan hava çok soğuk değil. Nerede unuttu? Gitti zaten de. Bir yerde çünkü durduğumu hatırlamıyorum. Düştüyse de bir anda çantadan düştüyse de. Fark etmedim. Sağlık olsun, canımız sağ olsun. Bu hiç beklemediğim ve hiç istemediğim bir kayıptı ya. Allah Allah. Hayırlısı olsun ya, sağlık olsun. Yani üzülmekle gelecek bir şeydi, sadece canım sıkıldı ya. Üst üste geliyor her şey. Allah Allah. Rabbim vardır buna dair ya. Bir şey yaptık ki bizi cezalandırdın ya. Vardır senin bildiğin, buna da şükür. Allah'tan yağmurda soğukta falan değiliz de. Yoldayız birader. Ceket kurtarıyordu beni ya. Sağlık olsun ya, sıkıntı yok. Olacak bir şey yok artık yani. Buna da şükür ya. Devam ki, sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. Olur. Keşke olmasaydı ama. Vardır bir yaptığımız hata. Bunun cezası çıktı bizden. Akıllı olmak gerekiyor. Rabbim resmen dedi ki, Furkan dedi. Bunun cezası senden çıktı. Ne yaptım bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Kime ne yaptım ki? Hatırlamıyorum da ya. Allah bizi ıslah eylesin.
Sıkıntı yok Allah'ım. Ders verdiği için teşekkür ederim. Ama yeterince ders aldığımı düşünüyordum ya. Bu zamanda buna ihtiyaç yoktu ya ama vardır senin bildiğin. Kısmet değilmiş ya, kısmetimizden çıkmış artık baba. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Edite devam. Durmaktan kıçım da ağrıdı. Taşa da oturuyorum zaten. Sıkıntı yok, halledersin. Şimdi inanmayacaksınız, bak şurada 3 tane erkek gidiyor. Bir tanesi çok değişik geldi. Kırmızı göbeğine kadar giymiş. Göbeği açık. Yani böyle bir eşcinsel bir arkadaşımız. Ben de burada edit yapıyorum. Evde telefon gariban gibi oturuyorum burada hala. Ondan sonra bir anda oy bebeği tutu benim bir anda geldi. Ben de dedim lan ne oluyor, dalmışım telefonu böyle bir kaldırdım. Birader tam şurada var ya, az kalsın dudağıma yapışacaktı. Lan var ya. Yüreğim ağzıma geldi birader. Hırsızlık falan değil, az daha beni öpeceklerdi lan. Lan oğlum 26 yıldır vurudum, namusumu kirletecekti. Kaşınar oğlum kaşınar ya, şurada. Ben de çekildim, bir anda şok geçirdim. Yani şimdi itmek falan da istemedim. Üç kişiler bir anda lan, anlamadım da yani bir anda lan ne oluyor falan gibisinden. Yapmak da istemedim bir anda. Şöyle yaptım, dudağımı kapattım şöyle. Uruslu çocuğu ya boynumdan öptü beni ya. Gecenin dördünde boynumuzdan öptüler ya. Daha da ondan sonra ben böyle sarıldı bana. Şimdi ben de ayıp olmaz diye de sarıldım ben de, daha doğrusu aldım dedim yani. Ne olduğunu anlamadım. Şimdi lan dedim acaba sarhoş da bir de. Şimdi lan dedim telefon telefon falan dedim, böyle bir şey mi çekmesin de böyle sarılma ayağına falan gitsin. Sonra arkadaşlar falan aldı. Bir ne ya şurada tutturmuş. Öpeceğim de öpeceğim, öpeceğim de öpeceğim ya. Allah gece korkma, zaten montumuzu kaptırmışız. Kaybetmişiz montumuzu. Oldum diye götümüzü sıkın ya. Daha başımdan ne gelebilir ya? Bir elimizde götümüz kaldı zaten ya. Her şeyimiz gitti ya. Gelmişim de öpecekti ya. Allah korudu var ya, Allah yüzümüze baktı birader ya. Devam ki baba edite. Bittim ya. Bittim. Saat kaç? Baba saat 4'ü 1 geçiyor ya. Buz gibi de hava. Duracak yer yoktu. Baksana şu kadar alanda oturuyorum birader. Benim götüm kocaman. Şuraya da artık havlu koydum yani. Belim büküldü falan. Buraya otursan oturamıyorsun da şurada nereye oturacağım? Sırtımı dayayamıyorum falan. Anlayacağınız durumlar ters o yani. Ama en azından olsun. Namusumuz üzerinde ya. Kaşmer oğlu kaşmer. Tam homofobik olmayak diye de. O kadar da yapmayın kardeşim ya. Allah Allah. İbneyi sen kendine ibne ol ya. Bana niye bulaşıyorsun ya? Ben burada usulce çalışıyorum kardeşim. İşimin gücümün başındayım ya. Allah Allah. Her memlekette çalışanı sikerler mi ya? Vallahi sikiyorlarmış ya. Aslan. Allah'ım ya Rabbim, Rabbim. Allah'ım ne oluyor ya? Ya ben senden bugün ne dedim? Ben dedim sen mi karayollu kucağında kızarmış tavuk olsun dedim. Ceketimizi aldın. Petrolümüzü aldın. Yolladın eşcinselle başımıza. Vallahi moralime bozuk ya. Lütfen ya. Lütfen ama yani ha. Yukarıdan izip tıs 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 gülüyorsun halime. Sen neyin acısını çıkartıyorsun bugün? Ben anlamadım ama sıkıntı yok. Biliyorsun. Pes etmem. Devam ki. Biliyorsun beni. Sıkıntı yok. Gelen senden gelsin Rabbim. Ama seninle uğraşması kolay. Bu Rus çocuklarla uğraşamıyorum ben. Hiç sıkıntı yok. Sen tadını biliyorsun. Görüşürüz. Ette dönüyorum ben. Lütfen başkanına yollama. Vallahi kimse uğraşmasın benimle ha. Hiç tadım yok. Lezbiyen demem, kemiklerini kırarım. Yollarım yanına ha. Ona göre. Tamam. Görüşürüz. Hocam Ulaş. Ben kiriydim. Bu kaseta sasıya ki kiriydim. Bakı eyni ötün yok kasa. Ki kası sebe pinge kaşasa pinge. Haa. Eyni ötün yok. Halim. 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 Bugün var ya. Brezilya'da 10 aydır buradayım ama hiç bu kadar taciz edilmemişim. Bu gelen belki 20. sigara isteyenden tut, alkol isteyen tut, burada ne yapıyorsun diyen var ya. Beni gördüler, beni bitirdiler ya bu gece. Vallahi bu gece gerçekten en sıkıntılı gece. Çünkü tam sokaktayım yani. Biliyorsunuz önceden de mesela hep sokaktaydım falan ama hep petrolü seçme nedenlerinden biri hep güvenlik. Çünkü 24 saat açık petrol olunca
Yani hem polisler oluyor bazen, hem de pompacılar falan olup arabalar falan, hepsine falan gelmiyordu. Ama ilk defa gerçekten dışarıdayım ben. Obrigado. Baksana beni çağırıyor, gel gidelim. Nereye götürdün? Nereye gidersen, sen kendin yürüyemiyorsun ki. Manyak ruh hastası ya. Bir ara ben Ermenistan'da böyle sabahın 5'inde bir adam peşine takılıydım. Edward'ın peşine. Beni eve falan kilitlediydi. Dövdüm adamı. Anlatırım bir günde onun hikayesini anlatırım. Şu an hiç bunu anlatacak tadım yok. Çok güzel bir hikaye. O yüzden piç etmeyeyim hikayeyi daha sonra anlatırım. Bakalım. Render'da telefon bir böyle şeye koydum. Edit bitti çok şükür. Sabahın 5'i falan. Ondan sonrasında da atarım ama kameramın şarjı çok az. Telefonum çok az. Powerbank'im artık bitiyorum şeyi veriyor yani ki powerbank'im bitmiş herhalde. Bakalım 1-1,5 saat efendim hava aydınlansın. Ondan sonrasında para işini çözmem lazım. Ama sıkıntı yok yani ya, çözeceğiz. Ben ne kötü günler gördüm. Ben hipotermilerden kurtardım. Dediğim gibi eve kilitlediler, kurtardım. Hindistan'da kurtardım. Bunlar ne lan, böyle bir dünya yok yani. Ben 10 gün böyle, bir 10 gün daha yaşarım böyle yani. Sıkıntı yok, her şey yolunda ya, buna da şükür. Görüşürüz bakın. Aha bitti. Render'da bitti şimdi. Onu bir internete yükleyip. Valiyorum.